Şimdi arkadaşlar bakır kablomuzu aldık. Bu bakır bir kablo. Bunu 15-20 santim veya yani yine 15-20 santim olursa daha iyi olur uzunluğu açısından. Bazı imameler uzun oluyor. En azından yarısında kalmasın. Şimdi böyle bir bakır kablomuz var. Baba bunu yarıya kadar kesiyoruz. Tellere zarar vermeden. Teller ince olursa daha güzel olur. Her farklı imamenin farklı tarzda delim şekli var çünkü. Yani bunu ortadan ikiye kırıyoruz. İşte bu kadar ya. Şurasında biraz bir boşluk. Şimdi ucuna bakıyoruz. Eşit mi değil mi? Ucunu da şöyle kestik. Güzelce eşitledik. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Kıvırabilirsiniz şöyle. Buna güzelce kıvırdıktan sonra şöyle yapalım hatta. Tak diye oturacak. Bakın şimdi. Herhangi bir ip alalım şuradan. Bakın abi. Tak diye oturdu ya. Hani yok öyle iğne bulayım, iğneyi de alayım, iğne hani orada vardır şu tuhafiye senin, bu tuhafiye benim, gezmenize gerek yok. Hatta şuradan da şeffaf bir imame ayarlayalım hemen. Ha şu güzel mesela, şu şeffaf imamemizden bir tane, oğlum sakin ol. Şimdi telimiz burada. Şeffaf bir tane imame ayarladım çünkü daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Geçerken hem de size görün istedim ipi. Bakın bakır kablo gitti. Şöyle. Bakın geldi. Bakın ipin siyahlığını görebiliyorsunuz bakın. Geldi. Ondan sonracığıma geçti. Diğer tarafı da yapalım. Şu ip yeter diğer tarafı yapmaya da. Hemen tekrardan. Şöyle açalım burayı. Bunu buraya koyalım. Elinizle açtıktan sonra çok basit bir işlem oluyor. Daha hızlı yapabiliyorsunuz. Buradan aldık. Kameraya yakınlaştıralım. Bakın. Bakır kablomuzu tuttuk. Dur şöyle ipimizi çekelim. Siyah ipin geldiğini yine görüyorsunuz. Çektik. İşte bu kadar. Şöyle. Yani çok basit bir işlem aslında. Öyle iğneye miğneye falan gerek yok ama iğneden geçireyim, imameyi deriyim, gravür makinesi alayım, seti alayım hiç gerek yok. Direkt basit şu abi. Olay budur. Bakır tel. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda eğer sizin de farklı bir istediğiniz içerik var, sonu da çekebilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.